Selamlar güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocam. 49 günde TYT Matematik kampında 18 günü devirdik abi. Şimdi, şimdi 19. gündeyiz. Üstü sayılara başlamıştık 18. günde. Ne demiştim? Dedim ki üstü sayılarda önce sana o 4 işlemi yedireceğiz abi. Bol 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 işlem yapacağız. Evet yeni nesil sorular da çözdük belki arada ama yeterli değildi. Şimdi bugün sadece üstü sayılarda çıkmış soru tarzlarını, yeni nesil soruları, üstü sayıyla problemin Harmanlanmış soru tiplerini beraber çözeceğiz. Kısa da tam ÖSYM tipi soruları çözeceğiz. Elimizde kalemler, önümüzde video ders kitaplarımız. 19. günü açıyoruz abi. Ondan sonra da diyoruz ki Cönler Cönler gelsin hocam dedim. Ve karşında güzel arkadaşım. 1, 2, 3, 4, 5, 7. soruya kadar ilk sayfayı bitireceğiz. Hemen arkasında da 13 soruyla bugünü noktalayacağız ama bunların hepsini al git yıl yıl ÖSYM sorularının içerisine koy gider abi. Bunların hepsini al deneme sorusu olur abi. Gerçekten çok özel sorular çözeceğiz. Ama bir daha söylüyorum. Bir önceki derste üstü sayılar bir dersinde ne yaptık dedik ki. Arkadaş şimdi konu ağırlıklı gideceğiz. Üstü sayıyla ilgili bilmen gereken dört işleme dair ne varsa onu öğreneceksin. Ardından bu soruları çözebileceksin. Öyle lüp diye hadi bakalım ben ÖSYM tipi soru çözeyim yok. Önce konumuzu anlattık bitirdik. Şimdi o soruları çözüyoruz beraber. Hatta hatta bu derste şunu yapabilirsin. Durdurup her soruyu önce sen sonra bana bırakabilirsin. Ha bu biraz moral bozabilir çünkü ilk defa problem var üstü sayı çözüyorsun. Ama bu derste bunu öğreneceğiz. Tamam mıyız? Bir bayi toplantısında 81 ilin her birinden eşit sayıda kişi katılıyor. Tamam. Bu kişiler bir otelin 243 odasının her birinde 3 kişi kalacak biçimde odalara yerleştiriliyor. Toplantıya bir ilden kaç kişi katılmıştır? Bak problem sorusu ama özünde üstü sayılarla yapılacak işten başka hiçbir şey yok. Abi kaç tane oda var otelde? 243 odalı bir otelimiz var. Her odada kaç kişi kalacak? 3 kişi kalacak. Toplam insan sayısına böyle ulaşabilir miyim? 243 çarpı 3 toplam insan sayısı. Peki her ilden kaç kişi geleceğini bulmak için İli sayısına bölmez misin? Yani 81'e bölersin. Normal şartlarda biz bir önceki derste ne dedik? Abi gel sana üstü, üstü sayılarda işlem yaptırayım bu işlemleri yaptık. Şimdi yaptığımız o işlemleri problemde kendimiz yerlerine yerleştiriyoruz. 243 neye eşittir? 3 üzeri 4 81'dir hocam. 3 üzeri 5 neye eşittir? 243'tür. O halde buraya 3 üzeri 5 çarpı 3 bölü 3 üssü 4 yazdım. Şunları sadeleştirdim. 3 yaptı. 3'ün karesi geldi. E 3'ün karesi de 9 olduğuna göre her ilden 9 kişi gelmiştir. Yavaş yavaş adım adım sorular zorlaşacak. Gel mesela. Aslında bu soru daha önceki yıllarda çok benzeri geldi. Bunun benzeri çıktı. Ve sınav alanında giren birçok arkadaş ne dedi? biliyor Ulan etrafına bakmış söylüyor. Ya bu kadar kolay sınav olamaz ya. ÖSYM bunu sormuş olamaz dediler. Ama ne yaptı bazıları fal baktı. Ama biz fal bakanlardan değil sorunun tadına bakanlardan. Sorunun tadına bakacağız. Şakir Tahta'ya yazılı olan bıdı 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 sayıları var. Sayılardan birbirine eşit olanları siliyor. Bak neyi siliyormuş? Birbirine eşit olanları siliyormuş. Buna göre son durumda tahtada yazılı olan kağıdı daha doğrusu sayıyı buldu. Tek tek sayıları neye çevireceğim? Üstü ifadeye çevireceğim. Niye 27 üzeri 20? Ben ne bileyim bu neye eşit? Ama 27'nin 3'ün 3. kuvveti olduğunu değil mi? Şu dur şunu yazalım sonra hangi sayıyı yaptığımızı unuturuz. 27 üzeri 20. 3'ün 3. kuvveti üstünde de 20 var. Hocam üstün üstü çarpılır. Bu 3 üzeri 60 eşittir. Bundan yana zaten derdimiz yok. 81 üssü 15. 81 3 üzeri 4'e eşittir. Üstünde 15 olduğuna göre ya üstün üstü çarpılır 3 üzeri 60 yapar. Hatta hatta bak bunlar birbirinin aynısı olduğu için bunları direkt ne yapıyor? Siliyor. Son durumda bak birbirine eşit olanları siliyor. Sildi gitti onları. 243 üzeri 12. Abi bu nasıl sayı? 3 üzeri 5 demektir. Üstünde 12 var. Bu değerleri çarptığında 3 üzeri 60 yapar mı? Yapar hocam. O zaman bunu da sildim. Geldim. 9 üzeri 25. 9 üzeri 25. 3'ün karesidir. Üstünde 25 var. Bir dakika hocam bu 3 üzeri 50 yaptı. Yani bu seçenek olabilir. Ama dur bakalım ya bir problem olmasın. Biz sonuncusuna da bakalım. 729 üzeri 10. Kim biliyor ki 729'u? Ama 3 üzeri 5'in sen 243 olduğunu biliyorsun. Aynı sayıyı bir daha 3'te çarp. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12'nin iki elimde var. 1 6 1 de elde 729. Bak bu şekilde kolay bir şekilde elde edebiliyorum. 729 yerine 3 üzeri 6 yazıyorum. Onun üstünde de 3 üzerinin altının üstünde de 10 var. Üstün üstü çarpılıyor. 3 üzeri 60 yaptı mı? yaptı. Ha bunu da eledin. O zaman bir tek geriye 9 üssü 25 kaldı. Bu tatta da kalan yazıdır. Bunun benzeri çıktı söylüyorum. Hatta onun benzeri galiba 3'ün kuvvetleri şeklinde çıkmıştı bu sorunun. Şimdi geldim. Bu soru biraz kritik bir soru. Çünkü hani problem sorular çözüyoruz. O problem sorularda ÖSYM'nin de soru modellerine baktığında senden bir tık daha işlem istiyor. İşte bu soru o işlemi isteyen soru tabi. Nüfusu 8192 olan bir tatil beldesinin nüfusu yazın bitmesiyle tıpkı benim yaşadığım yer gibi Kuşadası yazın 1 milyon nüfus abi yaz bir bitiyor tak 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 her hafta birileri gidiyor her hafta birileri gidiyor hatta her gün birileri gidiyor bizim nüfus kalıyor 300 bin Allah bir tatil beldesinde nüfusu yazın bitmesiyle birlikte her hafta 1 bölü 4 oranında azalmıştır buna göre bu beldenin nüfusu yaz bittikten 6 hafta sonra kaç olur? Yani burada şunu anlaman lazım. ÖSYM de aslında bu soru kalıbında senden şunu istiyor. Bu beldenin nüfusu yaz bittikten 6 hafta sonra kaç olur derken nüfusu kaç kişi kalır demek istiyor. Doğru mu? Kaç kişi kalır. Yani senden kalanları istiyor. İşte bu çok kritik bir vaka. Neden dersen 1 bölü 4 oranında azalıyor. Azalanlar aslında bizim için kimlerdir? O tatil beldesinden gidenlerdir. Yani ben bir nüfusu alıp dört parçaya bölersem eğer. Ve bu dört parçadan hocam bunlar gitti dersem şu arkadaşlar kalanlar mıdır? Bak kalan nüfusu böyle gösterirsin. Peki kalan nüfus toplam nüfusun kaçta kaçı? Onu da rasyonel sayı öğrendik. Nasıl gösteriyorum? 3 bölü 4'ü 4 eş parçadan 3'ünü istiyorum. Kalanlar 3 bölü 4'ü. Abi bu soruda senden şunu istiyor. Nüfusu 8192 kişi olan bir beldede. Birinci hafta 3 bölü 4'ü gitti mi? Pardon 1 bölü 4'ü gitti mi? Birinci hafta kalanların sayısı bak. Birinci hafta kalanların sayısı bu. Şimdi sen bunun değerini bulacaksın. Dur hemen bulma. Dur hemen bulma. Çıkan sonucu tekrar 3 bölü 4'te çarptığında burada bulacağın sonuç ikinci hafta kalanların sayısı mıdır? Evet hocam. Ya arkadaş ben senden bunu 6 hafta boyunca istiyorum. Yani 3 bölü 4, 3 bölü 4 çarp istiyorum sürekli. Diyorum ki bak burada 6 tane olsun. E mantıkken şunu yazmaz mısın? 8192 çarpı 3 bölü 4 üssü 6. Yani benim senden istediğim mevzu bu aslında. Oldu mu? Peki. Şimdi 8192 biraz kalsın. Onu birazdan parçalayacağım ama daha değil. Üstünde ne var 3 üzeri 6 var aşağıdan ne geliyor 2 üzeri 12 geliyor niye böyle hesapladım bak 2 üzeri 2'dir 4 dediğin şey üstün üstü çarpılır 2 üzeri 12 tekrar gittim hocam sen 2 üzeri 1'i bize öğretmiştin geldik 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 2 üzeri 6'ya ne demiştin 64 demiştin bilgisayarla aran nasıl bu arada onu sormuş olayım hocam ne alaka soruyla değil mi soruyla alakalı bir durum olduğu için soruyorum. Bilgisayardaki RAM'ler, efendime söyleyeyim ekran kartlarındaki bazı numaralar var, artışlar var. Benim işte bilgisayar 32 RAM'li falan diyorsun ya, işte bak 2 üzeri 6, 64. Bir sonraki RAM ne oluyor biliyor musun? Bunu 128 GB RAM var bende falan dönüyor. Eskiden ekran kartları, 256'lık ekran kartı vardı abi. 259, 512'lik ekran kartı vardı, bende 256'lığı da vardı, 512'si de vardı. 2 üzeri 10 1024 ekran kartları. Bu nesillerden önce artık senin bildiğin ekran kartlarına yaklaştım. 2 üstü 11 hocam 2048 ekran kartı. Bak hala piyasada var. Benim e, rejimin kullandığı bilgisayar 2048'lik. 2 üzeri 12'ye geldiğinde ne oluyor? 4096'lık ekran kartı oluyor değil mi? İşlem hatası yapmış olmayalım. Aynen öyle. 4096 yapıyor. 4090'lık ekran kartı. Aslında onun özü şurada bilgisayar var tabii kasayı göremediğin için monitörü burada da 4090'lık ekran kartı var. Ama hepsi ikinin kuvvetleriyle. Mesela hop güzel arkadaşım arama geldi anlık gitti devam ediyoruz ama. Ne dedik 2012 4096 sen ekran kartında kaldın tabii 4096 ekran kartı mı falan. Hocam 2 üzeri 13'ün cevabı nedir o zaman 8192 mesela bir sonraki nesilde 8192'lik ekran kartları gelecek benden söylemesi. Hadi ben teknolojiyi çok iyi bildiğimden değil ama matematikle aramız biraz iyi. Şimdi buradaki arkadaşın yerine artık ne yazacağım? 2 üzeri 13 yazacağım. Burada ne var? 2 üzeri 12 var. Bunlar sadeleşince burada ne kaldı? 2 kaldı. Artık benim uğraşmak istediğim sayı 2 çarpı 3 üssü 6. Hocam 3 üssü 4'ü ezberlemiştik. Ezbere biliyorduk. Sorular da geliyordu çünkü karşımıza. 81'di. 3 üzeri 5 ne gelir hocam? 243 gelir. 3 üzeri 6 ne gelir hocam? Bunu 3 ile çarpmak gerekiyor tabii haliyle. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12 elde var 1 6 1 de elde 729 en son bunu da ne ile çarpacağım 2 ile çarpacağım 2 kere 9 18'in 8 elimde var 1 kere 2 4 1 de elde 5 2 kere 7 14 1458 diyorum yani doğru cevap C seçeneğidir dedim evet bol işlemli ama arkadaş bu işlem hamballığına alışmadan ÖSYM tipi soru olmuyor. Bak bu iş tamam alıştıracağız. Birazdan bu soru için tam ÖSYM formatında olanı da göstereceğim. Evet burada sayılara boğdum seni. Ama ÖSYM'de hemen yan tarafta onu çok boğmadan yapacak sana. Bak mesela harika bir soru abi ya. Üstü sayıyla ilgili dört işlemiyle ilgili harika bir soru ya. Bak soruya. Bir ağacın üzerinde duran bir güvercin her kanat çırpışında aynı uzunlukta ağaçtan yukarıya doğru yükseliyor aynı uzunlukta yükseliyormuş. Şimdi ağacın üzerinde duruyormuş. Ağacın üst noktasında anlamında ağacın üzerinde. Ben burada kabul ederek sordum bu soruyu tamam mı? Ağacın üzerinde duruyormuş. Güvercin 54 defa 216 defa kanat çırpışında yerden yüksekliğinin görüntüsü yukarıda verilmiştir. Buna göre ağacın boyu kaç santimdir diye bana sormuş. Arkadaş şimdi bu arkadaş bu noktadan kanat çırpınca kaç defa 56 defa ki pardon 54 defaymış. 54 defa kanat çırpınca buraya mı geliyor? Her bir kanatta acaba kaç metre yükseliyor? Bilmiyoruz değil mi? O zaman diyorum ki bir kanat çırpışında bir kanat çırpışında k metre yukarı çıksın. Anlaştık mı? Hatta şunu şöyle yapalım. k metre diyelim. k metre yukarı çıksın. Buraya kadar bir problem var mı? Yok hocam. Peki ağacın boyuna da a metre desem kabul eder misin? ederiz hocam ne var bunda? O halde ilk denklemi yazıyorum. A metre ağacın boyu. 54 tane kanat çırpıyor. Her kanat K metre onu yukarı götürüyor. Ve toplamda vardı e, metre dedik ama santimmiş o neyse santimetre olsun. Zaten biraz garip oldu santimetre ama küçük bir ağaç bu. Öyle çok büyük bir ağaç değil. 2 çarpı 3 üssü 5 santim yukarı çıkıyor. Aslında çok da küçük bir değer değil ha bu. Üssü sayı olunca tabii sayılar büyüyor. Elimizde bu veri var mı? Var. Yan tarafa geç. Diyor ki Burada diyor 216 defa kanat çırptı diyor. Yani buranın yüksekliği şu aradaki yüksekliğe ne dersin? 216 k dersin. Buradaki yüksekliğe ne dedik mesela? 54 k demiştik. Yine bu ağacın boyu aynı ağaçtan söz ettiğim için. Yine ağacın boyundan üstüne 216 tane kanat çırparak vardığı yükseklik 4 çarpı 3 üssü 5 midir? Evet. Biz ağacın boyunu arıyoruz. A'yı arıyoruz. Kimden kurtulmam lazım? K'lerden kurtulmam lazım. Ama aklıma direkt bir değer gelmiyor. Hani şununla çarpayım da şu büyüsün de şu gitsin de. Abi direkt değeri göremedim ben ne yalan olsun. Benim de aklıma geldi ki şuna eksiyle çarp. Eksiyle çarptım hocam. Hayır, hayır hayır bunu değil. Aşağıdakini yukarıdakini eksiyle çarp. Ya da onu yan tarafa yazalım be. Şuna eksi birle çarpayım. Gel 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 gel. Hiç şey yapmayalım. A artı 216K eşittir 4 çarpı 3 üssü 5'ti. Bunu eksiyle çarptım. Eksi a eksi 54 çarpı k eşittir. Eksi 2 çarpı 3 üssü 5. Alt alta bunları topluyorum. Diyorum ki cırt sana cırt sana bunlar birbirini götürür hocam. 6'dan 4 çıktı burada. 2 kaldı. Şurada 216 5 ne vardı? 6 162 k eşittir dedim. Hocam bu iki arkadaş birbirinden çıkar mı? Çok rahat çıkar. İkisi de 3'ün 5. kuvveti. Birinin önünde 4 çarpanı var. Birinin önünde 2 çarpanı var. Geriye kalır. 2 çarpı 3 üssü 5. Tamam. Her tarafı 2'ye bölebiliyorum galiba. Böldüm. 81 çarpı k neye eşit? 3 üssü 5'e. Hocam 81 dediğin sayı 3 üssü 4'e eşittir. Her tarafı 3 üssü 4'e bölersem karşıda 3 kalır. O zaman her bir kanat çarpış kuşu kaç santim yukarı çıkaracak? 3 santim yukarı çıkaracak. İşte ilk cevabımı buldum. K'yi buldum. Ama ben K'yi aramıyorum dikkat et. Ağacın boyunu arıyorum. İstediğim denklemde yerine yazacağım. Küçük olan da yerine yazacağım. Ağacın boyu burası gözüküyor mu? Heh gözüküyor. Ağacın boyu artı 54 çarpı K. Yani 54 çarpı 3 eşittir karşı tarafta. 2 çarpı 3 üssü 5. Ne yapacağız? A'yı bulmak için geri kalan bütün sayılardan kurtulacağız abi. Nasıl kurtulabilirim? Hocam aslında burası bak şöyle de yazılabilir mi? 27 çarpı 2'dir. 27 3 üç, üssü 3'tür değil mi? Bir yanlışlık yok orada. 27 çarpı 2. Evet 3 üssü 3. Güzel. A eşittir 2 çarpı 3 üssü 5 eksi 2 çarpı. Hop burada bak 3 üssü 3 var. Bir 3 de burada ne yaptı o zaman? 3 üssü 4 yaptı hocam. O zaman buraya 3 üssü 4 yazmam lazım. Süpersin. Onu da yazdık. Şimdi işlemi yapmak için diyorum ki. Abi şunu bir tane açsana. 2 çarpı 3 çarpı 3 üssü 4. Bak 3 üssü 5'i 3 üssü 4 çarpı 3 üssü 1 diye açtım. Geçen ders bunların klasik sorularını yaptık. Cilala parlat cilala parlat kendimizi hazırladık buraya. Ya işte ÖSYM tipi soru böyle çözülür. Adım adım çözülür. Önce onlar çözülmeden gelemem buraya. Geldim buna. 2 kere 3'ten şurasını yaptı. 6 Altı yaptı. 6'dan kaçı çıkaracağız? 2'yi çıkaracağız. 4 kaldı. Burada da yanında da 3 üstü 4 kaldı. 4 çarpı 3 üstü 4 81 de olacağım. 4 kere 1 4 4 kere 8 32 324. Yani doğru cevabım hangi seçenekte? E seçeneğinde. Vurdum cevabı E seçeneğine. Belki şimdilik sadece kaçıncı sorudayız? Dördüncü sorudayız. Ama buram buram emek veriyoruz sorulara. Ve sorular gerçekten öyle kallavi, işlemsel. Bizi gerçekten yani üstü sayının dibine dibine çekiyor. Hazır mısın? Yeni soru beşinci soru. Bir ildeki tüm okulların öğrencileri belediye tarafından sağlanan otobüslerle Çanakkale'ye geziye götürülecek. Bu ildeki tüm okullarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 324 tane okul her okulda şu sınıf şu kadar öğrenci var falan filan filan. Belediyenin sahip olduğu otobüsler 27 kişi kapasiteli olduğuna göre bu okullardaki tüm öğrenciler otobüslerin tam doldurulması koşuluyla kaç otobüste götürülür? Hocam az önce çözdüğümüz şu soru tipiyle aynı değil mi? Aynı çünkü ÖSYM bunu ısrarla sordu 2 yıl üst üste. Ya. Önce öğrenci sayısını bulacağım. Öğrenci sayısı 324 tane okul çarpı her okulda 36 öğrenci çarpı her sınıfta Pardon, her okulda 36 sınıf. Her sınıfta da 18 öğrenci. Bunları çarpacağım. Tabii ki bunları öyle uzun uzun çarpmayacağız. Çarptıktan sonra peki kaça böleceğim? Otobüsün mevcuduna, Otobüsün mevcudu kaç? 27. 27'ye böleceğiz. Çıkan sonucu işaretleyeceğiz. Ama dikkat et, çıkan sonuç da üstü sayı tamam 324. Nereden geldi acaba? Bir bakalım. 324'ü önce bir 2'ye bölelim kenarda. 324'ü 2'ye böldüm. Bir defa var. 2. Şuradan 12. 6 defa var çıkarttım 12. 4'ün içerisinde 2 var. 162. 162'yi 2'ye böldüm. 81. Yani 4 çarpı 81 yazabilirim 324'ün yerine. Ama ben öyle yapmayacağım. 4 yerine 2 üstü 2 yazacağım. 81 yerine 3 üstü 4 yazacağım. Bundan yana bence derdimiz yok. 36 dediğin sayı aslında nedir? 6'nın karesidir. 6 dediğin sayı 2 ile 3'ün çarpımının karesidir. O halde 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Geçen ders bunların üstünde ben niye durdum sanıyorsun sebebi bu. 18 dediğim sayı nedir? 2 çarpı 3'ün karesidir hocam. 2 çarpı 3'ün karesini de yazdım. Burada ne var? 3 üstü 3 var. 27 dedim sayı 3 üstü 3. Bakalım yukarıda 3 üstü 3'ü bulursak bir gömelim onu bir bitirelim. Cırt sana cırt sana bir tane daha 3 aldım gitti. Başka alabildiğim 3 yok gördüğün gibi. Başka ne yapabilirim diye baktım. 2 üssü 2. 2 üssü 2. 2. 2 üssü 5 yapar mı? Yaptı bile hocam. Yapıştır. Ee, gerçekten 5 yapıyor değil mi? Şuradan ne geldi? 3 üssü 5 geldi hocam. Harikasın. Ya arkadaş 2 üssü 5 çarpı 3 üssü 5. Üstler birbiriyle aynıysa tek ortak taban üste yazmaz mıyım tabanları çarpıp? 2 kere 3 6. Üstüne kaç yazdım? 5. O halde doğru cevap ne geldi? 6 üstü 5 D seçeneği geldi. Evet biz dört işlem yapıyoruz üstü sayıda. Ama ÖSYM'de bunu soruyor. Tamam mı? Şimdi bir fabrikanın işçi alım ilanına internet üzerinden 25 bin kişi başvurdu. Başvuruda bulunan kişilere sırasıyla 5 soruluk bir sınav yapıldı. Her sorunun başvuruda bulunan 3 bölü 5'i elendi. Birinci soruda 3 bölü 5 e elendi. İkinci soruda 3 bölü 5 e elendi. 3 bölü 5 e elene elene. 5 soru sonunda kalan kişiler yüz yüze görüşme için fabrikaya davet edildi. Davet edilenleri soruyor. Kısaca kalan kişileri soruyor hocam. Kalan. Ya arkadaşım az önce mantığını anlattığım soru tipiyle aynı. Artık bu soru tipi çözülmeli. Yani sen 3 bölü 5'ini elersen geriye kaçı kalır? 2 bölü 5'i davet edilen olur, kalan olur ama her soruda 2 bölü 5'i kalıyor. O zaman en baştan başla. 25 bin insan başvuruyor. Birinci soruda 2 bölü 5'i kalıyor. İkinci soruda 2 bölü 5'i kalıyor. Çarpmaya devam edeceğim. Kalanların sayısını bulmak için. Abi burada kaç tane 2 bölü 5 yazacağız? 5 tane yazacağız değil mi? Dur hadi artık yazdım 2 bölü 5'i. Çok da uzun olmadı böyle çıktı. Ama sen bunların üstü sayı biçimde yazmasın işlem yapman çok zor. Mesela bak 25 çarpı 1000. 25 ne? 5'in karesi. 1000 ne? Bak şu 1000 10 üzeri 3'tür. Onu burada bitir böyle geçeceğim merak etme. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'tür o da. O zaman yaz. 2 üzeri 3 çarpı Yanına ne yazıyorduk? 5 üzeri 3 yazdım. Çarpı dedim geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam 2 üzeri 5'imiz buradan geliyor. Aşağıdan da 5 tane 5'imiz var. 5 üzeri 5'imiz oradan geliyor. Bak tabanlar aynıysa üstler toplanır. 5 üzeri 5 yaptı. E aşağıda da 5 üzeri 5 var. Gönder onları. E, 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5. Tabanlar aynıysa üstleri topladım. Yukarısına geldi. 2 üzeri 8 geldi. Baktın seçeneklere. dedim ki hocam doğru cevap C seçeneğidir. Tamamen bir sınav sorusu adayıdır bu soru tipleri. Peki. Bu sınav soru tiplerine biraz daha farklı böyle şekilli şükürlü biraz daha farklı bir şey anlayış katsak nasıl bir soru olabilir? Bak bakalım bu soruya. Ne kaynarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembolün değeri N-1 çarpı A üzeri ne olarak gösteriliyor. Örneğin diyorum bak sana örneği veriyorum. Özellikle ÖSYM sınavlarında da bu örnek çok verilir. Bu örneği anlamadan sakın soruya devam etme. Çünkü yanlış yaparsın. Üçgen içerisinde 2 görürsen yapacağın şey şu. Üçgen kaç kenarlı? Üç kenarlı. Önündeki sayıyı belirlerken üçten biri çıkarıyoruz. Tamam. Üstündeki sayıyı belirlerken kenar sayısını üs olarak yazıyoruz. Yazdık hocam. Tamam diyor. Buna göre bu işlemi yaptım. Çarpmanın değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir? Hadi gel yapalım şu çarpma işlemini. Burada ne var abi? Beşgen var. Beşgen varsa beşten biri çıkaracaksın. Dördün üstüne de beşi yazacaksın. Tamam 5'ten 1 çıktı 4. 4 üzeri 5 var burada. Toplam ne yaptı? 4 üzeri 6 yaptı. Bu cepte. Geldim diğerine. Burada kaçgen var? Eee dörtgen var. Dörtgenden ne yapacağız? Önce biri çıkaracağız. 3'ün üstüne de ne yazacağız? Direkt 4'ü yazacağız. Yazdım. Önünde ne var? 3 çarpan oluştu. 3 üssü 4 var burada. Buradan ne geldi? 3 üssü 5 geldi. Şimdi seçeneklere bakıyorsun. Abi öyle bir cevap yok. Hani o cevaba nasıl gideceğiz, değil mi? Hocam söyle bir şey yapalım o zaman. 4 üzeri 6'daki bir tane dörtlüğü ayırdım. 4 üzeri 5 çarpı buradan ne gelecek? 3 üssü 5 geldi. Kabul müyüz? Kabul hocam. Peki şu 4'ü en başa koydum. Hocam bunların artık üstleri aynıysa tabanları tek çatı altında toplasak 4 çarpı 3 üssü 5 yazsak o da kabul. Bu da aslında 4 çarpı 4 kere 3'ten 12 12 üssü 5 mi yaptı? Aslında soru şu an bitti. Çünkü sen bir dörtgenin içerisine 12 yazarsan, pardon beşgenin içerisine değil mi? O dörtgenin içerisine yazsaydık gidiyordu yanlış soru. Beşgenin içerisine 12 yazarsan 5'ten 1 çıktı ne diyeceksin? 4 kaldı. Beşgen olduğu için üstüne ne alacaksın? 5 yazacaksın. O zaman nerede beşgenin burada? Valla bak ya dörtgen ya beşgen ya altıgen arada gidip gelebilirsen sazanlanmıyorsun. Çünkü sen RM tayfasın. Arkadaş buraya kadar bir problem var mı? 7 tane soru çözdük ama bak çözdüğümüz dakika süresi yani harbiden bu 25 dakikaya bedel sorulardı bunlar. Ya ne yapacağız? Oğlum niye bırakıyorsun ya? Daha devam edeceğiz değil mi? Kaçın soruyla? 8'in soruyla devam edeceğiz ama hepsi tam bir tıpkı ÖSYM sorusu. Hazır mısın? O zaman 8'in soru için gönder gelsin. İşte 8. sorun güzel arkadaşım. Aşağıda kutuların içine 500 üzeri bıdı, bıdı 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 bir sürü sayı yazılıyor tamam mı? Her bir kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde aşağıdaki eşitlikler sağlanmaktadır. Baktım aşağıda eşitlikler var. Tamam sağlayacağız bunu. Buna göre A aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bana soruyor. ÖSB'nin 2-3 defa üstü sayılarla sordu bunu rakamlarla sordu. Efendime söyleyeyim başka köklü sayılarla sordu. Sordu da sordu. Aslında bu soru tarzını çok seviyor. Peki biz burada nasıl daha hızlı hareket edebiliriz? Normalde bu soru ne sorusu? Dene yanıl dene yanıl dedim ya sana bundan önceki bir çok derste. ÖSYM senin deneyip yanılıp aslında zaman kaybetmeni çözemeyeceğin bir soruyu sormak istemiyor aslında. Ama zaman kaybedeceğin soruyu sormaya. Hani lan yeter çözmüyorum lan geçiyorum ben bunu demeyeceğiz. Ama mantıklı düşünürsen demeyeceksin. Mesela ya abi burada 5'in kuvvetleri arasında arasında farkı 20 olan bir tane çift var başka yok ki. 5 üzeri 2 25 5 üzeri 1 5 çıkar birbirinden efendime söyleyeyim ne kaldı 20 kaldı başka yok Peki verilenler içerisinde bölümü 5 üzeri 7 yapabilmesi için. Ya abi bölümünün 5 üzeri 7 yapabilmesi için en tepeye yazabileceğim en büyüğü 3 zaten. Ben bunu bölerken buraya ne yazmam lazım? Eksili bir değer yazayım ki. Eksi eksi 4 artı 4'e dönüşsün. Bölüm durumunda toplansın gitsin. Böylelikle 5 üzeri 7'ye dönüşsün. Başka ihtimali yok. Ya, i̇şte burası kritik. 4 tane sayı kaldı 2 tane işlem var. Toplayacağım. 126 bölü 125 gelecek. Dikkat et kalan sayıların hepsi de üslü sayılarda bir, bu 1. Diğerlerin hepsi 1 bölü 5, 1 bölü 25, 1 bölü 125 gibi değerler. Hep rasyonel ifadeler. Şimdi iki rasyonel ifadeyi toplayacağım. Paydası 125 olacak. Abi paydasının 125 olması için seni mecbur bırakıyor aslında 5 üzeri 3. Yani bunlardan biri kesinlikle 5 üzeri 3. Bak 5 üzeri 3 1 bölü 125'tir. Üstüne 1 eklesen bunu ne yapar? 126 bölü 125 yapar. E, 1'i nasıl elde edeceğim 5'in kuvvetlerini 5 üzeri sıfırla. O da var mı? Var. Ele onları. O zaman geriye sadece çarpım durumunda. 5 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri eksi 1 kaldı. Ama hep söylüyorum bu sorularda mantıklı bir sıralamayla gitmezsen çok zorlanırsın. O da 5 üzeri eksi 3'tür. 5'in 3. kuvveti 125. Takla attırdığımda 1 bölü 125. Doğru cevap A seçeneği. Dokuzun soru. Dokuzun soru tam bir yorum sorusu güzel arkadaşım. Yorum soruları içerisinde yani iyi diyebileceğimiz soru ama yine söylüyorum. Abi bu soru yine zaman torpisi ya yani tamam yorumu yapacağız iyi kötü yapacağız mesela bak hemen okuyalım soruyu yorumu yapalım nerede zaman kaybedeceğini göstereceğim sana. Tuncay öğretmen ABC sayılarıyla yapılan işlemlerin sonuçlarının bulunduğu aralıkları aşağıdaki sayı doğrusunda gösterecek. Tamam göstermiş. Çıkarmış, bölmüş, çarpmış efendime söyleyeyim. ABC'yi sırasıyla hangisi olabilir diye de bana sormuş. Nasıl karar verebilirim? Büyüklük küçüklük yaparak karar veririm. Büyüklük küçükten kastın ne hocam? Mesela bak C eksi A ifadesi sıfırdan küçük mü? Küçük. O zaman C ifadesi kesinlikle A'dan küçüktür der miyim? Dersin hocam. Peki rasyonel sayının tanımını anlattı bu adam sana. Bu adam sana. Basit kesiri anlattı. Ne dedi basit kesire? Üstü yani payı küçük paydası büyük olan sayılara basit kesir denir. Hayır. Sadece böyle demedim. Ben orada sana çok güzel bir şey daha verdim. Bak bu bilgilerin hepsi kıymetli dedim. Basit kesirin bulunduğu aralık nerededir? Eksi, eksi bir nerede? Eksi birle ile artı bir açık aralığı içerisinde bir yerde olmak zorunda basit kesir. Bunun mantığını verdim sana. Peki bu adam nerede? Sıfırla bir aralığında bir yerde. O zaman bu nasıl bir kesir? Basit kesir. O halde C değeri B değerinden küçüktür diyemem mi ya buraya bakıp? Dersin mi hocam? Dersin mi hocam? Peki devam. Ha bu arada ya hocam negatif olurlarsa sayılar diyemezsin gibi bir şey çıkabilir ağzından. Ama ben diyorum ki seçeneklerde A, B, C'nin negatif olduğu durum yok ki. Onun üsttekiler negatif. Üst negatif olunca sayı negatif olmuyor. Onu bak o kadar da değil. O kadar da değil. Dikkat edeceksin. Peki A çarpı B birden büyük diyor. Onunla ilgili henüz A büyüktür, B küçüktür gibi bir yorum yapamam. Ama asıl yorumu şimdi seçeneklerde yapacağız. Şimdi gel karar vermeye çalışalım beraber. Burası benim dikkatimi çekti. A ile B'yi çarpacağım birden büyük yazacak. Bakalım. A 200 eksi A seçeneğin bu arada bütün seçenekleri denemek zorundayım. Kurtuluşum yok. 2 üzeri eksi 6. 3 üzeri 10'u çarpacağım ya. E hocam 1 bölü 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 10. Hocam 3 üzeri 10 ifadesi 2 üzeri 6'dan büyük olduğu için çarpımları da birden büyüktür. Bingo bunu sağlıyor. Peki bu bitti. Bunu denedin. Başka bir şey deneyeceksin artık. Yapacak bir şey yok. Hocam o zaman şunu deneyelim. C'yi B'ye bölelim. Sıfırla bir arasında çıksın. C'yi yani 5 üzeri 4'ü 3 üzeri 10'a bölelim diyorsun yani. Ya arkadaş basit kesir çıkar mı? Çıkar bak 3 üzeri 10 5 üzeri 4'ten daha büyük bir değerdir. Bunu nereden biliyorsun diye sormuyorsun herhalde. En azından bunun iyi kötü görünüşünü biliyorsun. 3 üzeri 10 daha büyük bir değerdir. O zaman ne diyorsun? Hocam ee, bu ifade de içinde doğru. O zaman C eksi A mı tutmuyor? Bakalım. A sayısı 2 üzeri eksi 6 yani 1 bölü 2 üzeri 6. C sayısı 5 üzeri 4. 5 üzeri 4'ü de buraya yazdım. Arkadaş 5 üzeri 4'ten 1 bölü 2 üzeri 6 çıkınca negatif olabilir mi bana onu söyle. Olmaz olmaz abi elendi. Ama ömrümü yedi soru diyorsun değil mi? Yapacak bir şey yok. Gel yine ben bunları çarparak başlayayım. Çünkü gözüme kolay geldiği için hep oradan başlıyorum ben. Yine baktım o tarafa ne var? 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri eksi 10. Bir dakika ya çarpınca 2 üzeri 6 yukarıda kalır. 3 üzeri 10 aşağıda kalır. 3 üzeri 10 daha büyük bir sayıdır. E hocam bu basit kesir sıfırla bir aralığında çıkması lazım çarpım. Geç birden büyük çıkacaktı. Oh Allah'tan işe yaradı. A ile B'nin çarpımı 3 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 6 tüh. Tamam birden büyük çıktı sıkıntı yok çarpımda moral bozmak yok. C'yi B'ye böleceğiz hocam. Bak yani şunu diyorsun 5 üzeri 4 bölü 2 üzeri eksi 6 diyorsun. Ya arkadaş bu 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6 demektir. E bu da sıfırla bir aralığında bir değer çıkmaz ki kocaman bir değer çıkar. Bunu da eledim. Geldim buraya yine. Bu iki değeri çarparak başlıyorum ben. 2 üzeri eksi 9 ya da 1 bölü 2 üzeri 9 yazalım. Çarpı 1 bölü 3 üzeri 9 yazalım. E bunun anlamı 1 bölü 2 kere 3 6 üzeri 9. 1 bölü 6 üzeri 9 sayıların çarpımı birden küçük ki. Bunu da eledim. Aslında doğru cevap E. E seçeneğini gördüm vurdum cevabı ama düşünüyoruz yine beraber. Yani gerçekten bu işin hakkını verelim. 2 üzeri eksi 10 demek 1 bölü 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 demektir. Bingo birincisi geçti. 3 üzeri 10 daha büyük bir sayıdır. Yani şöyle yazabiliyorsun ya bunu 3 bölü 2 üssü 10. Aynen öyle 1.5'un 10. kuvveti birden daha büyük sonuçta. Geldim. B ile C arasındaki ilişki B bölü pardon C bölü 5 üzeri eksi 10 bölü 3 üzeri 10 yazdım. Aslında burada da 1 bölü 5 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 yazabilirim. O da 1 bölü 15 üzeri 10'dur. O da 0 ile 1 aralığındadır. Bingo! Bunu da sağladı. Son durum artık A ile C'yi birbirinden çıkaracağım. Yani 5 üzeri eksi 10'dan 2 üzeri eksi 10'u çıkaracağız hocam. Eee Burada istediğimiz cevabı elde edebilir miyiz diye kafanda şimdi soru işareti var. Ama bak burada da istediğimiz cevap geliyor. Dikkat et. 1 bölü 5 üzeri 10 eksi 1 bölü 2 üzeri 10. Bir kere çıkan sonuç kesinlikle ya 0 ile 1 aralığında ya da eksi 1 ile 0 aralığında olacak. Doğru mudur? Doğru. Peki kim daha büyük? 2 üzeri 10 daha büyük bir sayı. 5 üzeri 10 yani 1 bölü 2 üzeri 10 daha büyük bir sayı. Paydayı daha az parçaya bölmüşüm. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktü. Birbirinden çıkarttığımda cevap negatif kalacak. 1 tamdan daha az olacak. Bu da sağladı. Uf, baya baya terleten bir soru. Şimdi o soruları anladım. İyi güzel. Ama ÖSYM bazen kelime oyunu yapıyor. Ama bunu sorunun içerisinde çaktırmadan yapıyor. Çünkü, çünkü su sorunun içinde. Yukarıda verilen 32 kutunun her birinin içinde 32 adet madeni para vardır. Bak burada da 32 tane madeni para var. Burada da 32 tane var. Burada da burada da burada da burada da. Burada da. Hepsinde 32 tane madeni para var. 32 tane de kova var. Bu paraların tamamı 8 kişiye eşit paylaştırdıysa bir kişiye düşen para kaç TL olur? Bak hep bu soru tarzı üstünde durduk dikkat et. Denemelerde çok geliyor. Yani yine ÖSYM'nin eski sınav soru tiplerinde de çok fazla karşımıza geldi. Önce toplam madeni sayı para sayısına ulaşacağım. Adım adım Kaç tane kova var? 32 tane kova var. Her birinde kaç tane madeni para var? 32 tane var. Ama bu 1 TL'lik varsa paranın TL cinsinden karşılığını şu an buldum. Ama her birinde 2 TL'lik varsa çarpı 2. İşte onu yapmadan sonra gitti abi. Aşağıda bölü 8 kişi eşit paysa bölü 8. Ya üstü sayıda ben sana bu soruyu yazsam sen dersin ki çek lan bu soruyu. Çok kolay. Ama problem var yapınca işler değişiyor tabi. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 bölü 2 üzeri 3. Yukarıdan ne geldi baktım. 2 üzeri 10 1 geldi. Aşağıdan 2 üzeri 3 geldi. Birbirinden çıkardım. 2 üzeri 8 kaldı ki doğru cevap E seçeneğidir dedim. Vurdum cevabı E seçeneğine. Soru onu da böylelikle bitirdik. Geldik son 3 soruya. Hepsi tıpkı ÖSYM evet tipinde sorular. Bakalım sorumuza. Sena birinci adımda 3 sayısının kübünü alarak 27. Sayısını elde ediyor. Bir dakika. 3 sayısını ne yapıyorsun Sena'cığım sen önce? Birinci adımda kübünü alıyorsun 27'ye elde ediyorsun. Tamam sıkıntı yok. Bundan sonraki her adımda bir önceki adım sonunda elde ettiği sayının elde ettiği sayının kübünü alarak devam ediyor. Ha, yani ikinci adımı yaparken 3 Üç üzeri 3'ün kaçıncı kaçıncı kuvvetini alacak? 3. kuvvetini. Kısaca neyi elde edecek? 3 üzeri 9 elde edecek. İkinci adımın sonunda. Tamam, nasıl devam edeceğini anladık. Ne istiyorsun peki? Sena kaçıncı adım sonunda 27 üssü 27 sayısını elde eder? Tarzında bir soruyla karşılaşırsan, verilen sayıdan başta önce de ki, abi sen bana bunu verdin ama benim bunu düzenlemem lazım. 27 dediğim sayı 3'ün üçün 3. kuvveti. Onun da üstünde ne var? 27 var. Bu da 3 üzeri 27 3 ile çarptım 81. Buraya ne zaman ulaşırsam cevap odur diyeceksin. Biz daha 3 üzeri 9'dayız abi bu arada. Şimdi bir sonraki adıma geliyorum. Çıkan sayının 3 üzeri 9'un kübünü alıyor. Peki cevap ne gelir? 3 üzeri 27 gelir. Şimdi bir sonraki adıma geçiyorum. Dördüncü adıma. 3 üzeri 27 çıkan sayı bir önceki yerde. Onun da kübünü alınca 3 üzeri 81 gelir. Aha da eşitliği bulurum kaçıncı adımın sonunda geldik buraya? Dördüncü adımın sonunda. İnanılmaz güzel, lezzetli, tatlı bir soru. Ha zor mu? Değil, katiyen değil. Yine tıpkı ÖSYM sorusu. Abi var ya bak sorular gerçekten... Yani bu soruyu çözünce diyeceksin ki ha o soruyla ya o soruyla ya. Madamant Körtmeni Şakir. tahtaya yağışı yani demek istediğim şu. Onun çok benzeri geldi ama bu soru çok daha lezzetlisi. 6 sayı yazılıyor. 16, 64, 81, 243, 256, 625. Daha sonra öğrenciden bu sayıları üssü birden farklı olacak biçimde pozitif sayıların kuvveti biçiminde yazmaları isteniyor. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi öğrencilerin yazdığı üstü sayıların tamamında ve kuvvetinde ayrı ayrı kullanılmaz. Tamamında veya kuvvetinde ayrı ayrı pardon tabanında ve kuvvetinde ayrı ayrı kullanılmaz. Bir kere cümleyi Böyle tersten sorunca insanın kafası karışıyor. Yani diyelim ki A diye bir çarpan geldi. Bu A'yı verilen sayının tabanında ya da kuvvetinde ayrı ayrı kullandım mı? Şimdi ben mesela çözümleri hazırlarken. Bak kullandım. Bir yerde üste kullandım. Bir yerde tabanda kullandım. O zaman A sayısı ayrı ayrı kullanılmış oluyor. Bana kullanılmayanı söyle diyor. Enteresan. Şimdi 16 ile başlayalım. 16 sayısını bana bir üstü biçimde yaz bakayım. Hocam çok kolay. 2 üzeri 4. Başka ihtimalleri yaz. E 4'ün karesidir aynı zamanda. Başka da yazılmaz. Gel hemen 64'e geçelim. 64 dediğim sayı 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 6. kuvvetidir hocam. Devam ettik. Başka ne olabilir? 8'in karesidir hocam. Ama bir dakika. 2 üzeri 6 dedik de 4'ün 3. kuvvetidir hocam. 4'ün 3. kuvvetidir. Bir de 8'in karesidir. 64 yazabilirim çünkü oraya doğru. Doğru mudur? Burada bir işlem hatası mı yaptım ben yani? 4 çarpı 4 çarpı 16 64. Tamam 2 üzeri 6 64. 8'in karesi 64. diyor bir hata falan yapmadım. Niye benim kafa karıştıysa? Geldim 81'e. Peki 81'e üçlü sayı biçimde nasıl yazarız hocam? 3'ün dördüncü kuvveti 9'un karesi şeklinde iki türlü yazabilirsin. Aynı şekilde geldim 243'e. 243 de neydi? 3'ün 4, 5. 5. kuvveti hocam. Başka da bir şey yapamam. 243 sadece böyle yazılabilir. 625'e geldik. 625 sayısını nasıl yazabilirsin? 5'in dördüncü kuvveti ya da başka 25'in karesi şeklinde. Dur şöyle yapalım ha. 25'in karesi şeklinde yazabilirsin. Elimizde bu veriler var. Geldik baktı bakalım. Mesela burada 3 sayısı var. 3 sayısını bakıyorum şurada tabanda kullanmışım. Şurada üstte kullanmışım. Ayrı ayrı kullanmışım. Bu kullanılmış. Baktım 4'e. 4'ü tabanda kullanmışım. Üstte kullanılmışım. Bu kullanılmış. Geldim 5'e baktım. Hocam 5 burada kullanılmış tabanda şurada. Bir de üstte kullanılmış hem tabanda hem üstte ayrı ayrı kullanılmış olmuş. 6'ya baktım. Abi 6 bir burada var da tabanda göremedim sen gördün mü? 8'e baktım gel 8'e bakalım. Hocam 8'in karesi dediğim için burada kullanılmış. 2 üzeri ee başka ne vardı? 256 atlamışım bak ben de diyorum ki. 256 sayısını atladınız hocam onu yazmadınız onu da bir yazaydınız iyi olurdu. 2 üzeri 8, 4 üzeri 4, efendime söyleyeyim başka 8 üzeri e, bir dakika 4 üzeri 4 kurtarıyor mu? 2, 2 kere 4, 8. 8 gelmez ama 16'nın karesi gelir. ha bu da kurtardı, bu da kurtardı. Şimdi baktım, hocam bak 8'i burada taban üstte kullanmışsın, burada tabanda kullanmışsın, 8'i de kullanmışsın. Sadece kimi kullanmadık arkadaş biz? 6'yı kullanmadık, doğru cevap Denizli seçeneğidir. Üste kullandım, yani şurada ama tabanda kullanmadığım için attım. Anlaştık mı? 13. günün son sorusu tam yeni nesil tıpkı ÖSYM soru tarzı. İnşallah buna benzer böyle bir soruyla bu sene karşılaşacağız. Öğretmenleri bir ipi tam ortasından ikiye bölerek elde ettiği AB parçalarını sırasıyla Şakir ve Canan'a veriyor. Bir dakika. Burada çok önemli bir cümle atlarsan sorunun sonunda patlarsın. Bir ipi tam ortasından ikiye bölerek. Demek ki bu ipin uzunluğuyla bu ipin uzunluğu birbirine eşit. Yola devam. Şakir elindeki bir parçayı her adımda iki eşit parçaya ayırarak 5. adımda uzunluğu x olan. Bir dakika ya. Şimdi Şakir diyor ki ben A'yı aldım. Her adımda kaça bölüyorum? 2 eşit parçaya bölüyorum. A'yı 2'ye bölüyorum. A'yı tekrar 2'ye bölüyorum. A'yı tekrar 2'ye bölüyorum. Ya hocam niye böyle yazıyorsun? Şöyle yazsana bak. 1. adım, 2. adım, 3. adım. 3. adımda 2 üzeri 3'e bölersen. 4. adımda 2 üzeri 4'e bölersin. 5. adımda A üzeri 2 üssü 5 elde edersin. Bu elde ettiğin her birinin uzunluğu x olan. Demek ki x neye eşitmiş? A üzeri 2 üzeri 5 eşit. Elimde bir tane veri var mı? Var. Tik at buna geç. Canan ise elindeki her bir parçayı her adımda 3 eşit parçaya ayırarak 3. adımda uzunluğu y olan ip parçalarını elde ediyor. Bir dakika. Neydi bunun adı? Canan. Canan sen ne yapıyorsun? B'yi eline alıyorsun. Diyorsun ki ben önce B'yi diyorsun. 3 eşit parçaya böleceğim. Bu birinci adım. Bitmedi. Canan alıyor eline ipi tekrar. Tekrar 3'e bölüyor. Bu ikinci adım. Canan sen kaçıncı adımda yapıyordun bu işi? Üçüncü adımda uzunluğu Y olan. Üçüncü adımda bitiriyoruz arkadaş. Geldim üçüncü adıma. Üçüncü adımda B bölü 3 üssü 3 yapıyor mu? Yapıyor. Ve elde etti bu değere de Y diyor mu? Her bir parçanın uzunluğu 3 üssü 3. Buraya kadar getirdin soruyu. Ardından bunları birbirinden çıkarıyorsun. X eksi Y değil mi? x eksi y dediğim sayı a bölü 2 üssü 5 eksi yok y'den bir şeyi çıkarıyormuşuz çünkü o daha büyük sayı ya. y'den yani b bölü 3 üssü 5 eksi yazıyorsun benimle ne oldu ne bakıyorsun öyle? hadi hadi yaz a bölü 2 üssü 5 bu 3 üssü 3 olacak hocam tamamdır cevap kaç 135 peki sorunun en başında söylediğimiz mevzu aslında a ile b birbirine eşit miydi eşitti başlangıçtaki ipin uzunluğuna gideceğim hocam oraya acele etme B yerine A yazsam ve buraya 27 yazsam. Buraya 32 yazsam. Ne yaparsın? Abi hiçbir şey yapamam. Paydaları eşitmeden bu soru çözülmez. Şimdi düşünüyorsun. Ya koskoca ÖSYM kalkıp bize sınavda 32-27 pay eşitlemesini sormuş olabilir mi? Olamaz. İşte bu soruda dikkat et. 32 çarpı A eksi 27 çarpı A bölü 32 çarpı 27 eşittir 135. Şimdi akıl sır Niye 32 çarpı 27 var abi burada değil mi? Abi bunun bir mantığı var. ÖSYM bak böyle durduk yere soruyu sormaz. 32'den 27 çıktı ne kaldı? 5 tane kaldı cepte. 32 dediğim sayı ne? 2 üzeri 5. 27 dediğim sayı ne? 3 üzeri 5. Yan, pardon 3 üzeri 3. O 135 aynen kalıyor. O sadeleştirmeyi gördüm. Dedim ki cırt sana cırt sana. 5'e böldüm. 2 5'e böldüm. 7 27. Aa güzel sayı geldi. A eşittir. 2 üzeri 5 çarpı. 3 üzeri 3 çarpı. 27 dediğim sayı da aslında kaça eşitti? 3 27 geliyor değil mi ya? Yanlış olmasın. 2 kere 5 10. 13'ün içerisinde 7 defa. Tamam. 3 üzeri 3 geldi hocam. Müthiş. Benim en sonunda elde ettiğim sayı 2 üzeri 5 çarpı 3 üssü 6 mıdır? Evet hocam. Peki soru benden. Başlangıçtaki ipin uzunluğunu soruyor. Ben kimi elde ettim? A'yı elde ettim. Ben neyi istiyorum? A. Bu da A'ydı. 2A'yı istiyorsun hocam. Peki. A'nın cevabını yaz bana. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 6. E her tarafı A, bu A'nın cevabı. Ben 2A istiyorsam her tarafı neyle çarptım aslında? 2 ile çarptım. E burası 2 üstü 1. Yani oradan 2 üstü 5 ve 2 üstü 1, 2 üstü 6'yı getirdi. Buradan 3 üstü 6 var. E üstler birbirine eşitse tabanları çarp. 2 ile 3, 6. 6 üstü 6'dır dedim baktım seçeneklere. Yok böyle bir şey. Abi yok böyle bir şey. Doğru cevap E seçeneği. İnanılmaz lezzetli bir soru. Bak 13 tane soru çözdük ama bir üstü sayının tamamına bedel. Hani bir ömre bedel derler ya. Gerçekten inanılmaz lezzetli sorular çözdük. Aa, bitti mi üst sayı? Bitmedi üst sayıya devam edeceğim. Yine bol sorular çözmeye devam edeceğiz. Ama konuda anlatmamız gereken üstü denklemler kaldı. Onlardan da bahsedeceğiz. Çünkü ÖSYM oradan da soru sorabiliyor. Onları da bitireceğiz beraber. Ama ne yapıyoruz? Hemen içindekiler sayfasını açıyorsun. Diyorsun ki hocam video izlendi. Video ders kitabı dolduruldu. Hocam şimdi sırada Burada da. Değil mi? 19. günü açıyorsun. 19. günde az önce çözdüğümüz soruların çok benzerleri. Hepsi yine soru bankasında var. Bak bu soru bankasını çözmüyorsun. Ödevlere eksik yapıyorsun. Söyleyenler var bunu. Alenen söylüyor adam. Hocam ben başladım ama bunu götürüyorum. Bu eksik. Abi yapma şunu. Bak gerçekten yaptığın anda netlerin yukarı gittiğini göreceksin. Onu da yaptın mı? O zaman bugün bitiriyorsun. Yoksa buraya bak 19. güne öbür türlü tık atmanı istemiyorum. Gerçekten. E, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Üslü sayılarda ikinci ders bitti. Üslü sayılar bitmedi ama üçüncü derse devam edeceğim. Şimdi ne kaldı? Üstü sayılarda denklemler kaldı. Üstü sayılarda eşitsizlikler kaldı. Onları da çözeceğiz. Abi üslü sayıları bitireceğiz. Sonra hani o gıcık diyebileceğim belki konulardan biri. Diyeceksin ki hocam köklü sayıları sevmiyorum. Hayır. üslü sayıları bu kadar iyi öğrenen bir öğrenci söyleyeceğim tek bir laf var. Her köklü sayı bir üslü sayıdır. O zaman çok rahat yapılır. Ama önce üstü. Hadi bakalım kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.